Yukarı Mısır'da başlayan yolculuğumuzun ilk durağı, ilk taşını bile kimin koyduğunun tam olarak bilinmediği, dünyanın en büyük ve antik Mısır'ın en önemli tapınağı olan Karnak Tapınağı. Bugünün durağı da dünyanın en büyük tapınak komplekslerinden birisi olan Karnak Tapınağı. 2 kilometre kareden daha büyük bir alan. Karnak isminin kimi kayıtlarda tapınağın kurulduğu zamanki antik ve unutulmuş şehirden geldiği şeklinde yorumlansa da aslında anlamı korunmuş yer, kutsanmış yer anlamları da taşır. Bu gördüğünüz dev kompleksin ilk hali nasıldı bilen yok. Ama zamanla gelen tüm firavunlar Mısır'ın en kutsal mabedine sürekli olarak eklemeler yaptıkları için yazılı tarihimizde tapınağın son halini alması 2000 seneden fazla sürmüştür diye anlatılır. Size Karnak hakkında biraz ön bilgi vereyim. Şu arabaların geçtiği yerin hemen yanı Nil Nehri. Eskiden burada binlerce yıl önce Karnak ilk yapıldığında şu Nil'den bu gördüğünüz hatta tamamen suni bir kanal varmış eskiden. Şöyle tapınağa kadar uzanan. Firavunlar ve tören için gelenler bu kanaldan geçerek Karnak'a ulaşırlarmış. Hakeza inşa etmek istedikleri taşları da kesim yerlerinden çıkarıp Nil üstünden yüzdürerek Karnak'a kadar bu şekilde getirirlermiş. Bir ilginç hikaye daha anlatayım size. Daha demin rehberden öğrendim. Musa peygamber de hani nehirden geldi, Mısırlılar tarafından bulundu hikayesi vardır ya. Musa peygamberin de işte nehirden süzülüp vurduğu kıyı Karnak Tapınağı aslında. Musa kelimesinin de anlamı sudan gelen çocuk demekmiş. Karnak'ı anlamak bir medeniyetin yönetiminin arkasında yatan dinamikleri anlamak için son derece önemli. Mısır her daim din, inanç ve bilimin iç içe geçtiği bir diyar olmuş. Attığınız her adımda, aldığınız her solukta bir tanrının müdahalesine ve etkileşimine dayanarak yaratılmış bir kültür. Düşünün, firavunlar bile tanrının soyu ya da kimi zaman yansıması olarak ülkeyi yönetmişler. Şimdi videonun bu kısmında dediğim gibi tufan öncesinin olayları, ileri medeniyetleri ya da göksel müdahalelerinden bahsetmeyeceğim. Fakat onların ışığında yaşamın ve inancın bu diyarlarda ve dünyamızda nasıl şekillendiğinden bahsedeceğim. Karnak'ın yapılışını incelediğimizde karşımıza tanıdık bir motif çıkar. Kadim üçleme mimarisi. Size yakında yapacağım bir videoda 3 rakamının öneminden bahsedeceğim. Ama kısaca bir değinmek gerekirse Angkor Wat videomda size tapınağın girişindeki 3 ana bölümden bahsetmiştim. Bunlar arınmanın ve tekamülün bir nevi sembolik karşılığı olarak tapınakların inşasında kullanılan detaylar. Karnak'ta da bu yaklaşım bize kendini gösterir. Nil'den geldiğinizi düşünün. Karnak'ın yarı aslan, yarı koçtan oluşan sıralı heykelleri sizi Amon-Ra'nın bir sembolü olarak karşılar. Bu hayvan motifiyle ilgili teorimi size ilk videomda anlatmıştım, hatırlayın. Tapınağın ikinci kısmına girdiğinizde ise dev sütunlar ve özel odalar bize antik inancın gizemlerini ve yaşayış tarzını gerek hiyeroglifler ile gerek inisiye öğrencilerin eğitildiği odalar ile anlatır. Binlerce yıllık bir masalın içinde dolaşmak gibi. İsrailiyat kaynaklarını incelediğimizde karşımıza çıkan Musa peygamberin hikayesinin ana noktası ise tam olarak bu tapınaktır. Musa, yani kelime anlamı olarak sudan gelen, suyun çocuğu demek, Karnak'ta eğitim almış ve inisiye olmuştur. Ve denir ki bu tapınaktaki yozlaşmaları gördüğü için Mısır'da devrimin temellerini atmaya çalışmıştır. Tıpkı hikayelerde anlatılan İsa peygamberin gördükleri karşısında şok olup Kudüs'te devrimi yapmaya çalışması gibi. Şimdi tabii bunlar tarihi dayanaklar olan hikayeler değiller. Ama öyle ya da böyle bize gücün ve inancın yozlaşmasına karşı bir duruşu, bir mücadeleyi anlatan hikayelerdir. Ve bence bize tufan öncesi çağlarda yaşamış bazı olayları anlatıyorlar. Ama o başka bir videonun konusu. Karnak 21 metre uzunluğunda, 3 metre çapında ve 70 ton ağırlığındaki 134 sütununu geçtiğinizde ise karşınıza kutsalların kutsalı bu yer çıkar. Karnak'ın kalbi. Bu odaya zamanında bu şekilde girseniz büyük ihtimal sonu ölüm olan bir cezayı sizi bekliyor olurdu. Buraya sadece başrahip ve firavun girebilir. Ve denir ki bu sunak taşının üzerinde Amon'u sembolize eden bir heykelcik bulunurmuş. Ve başrahip o heykel sayesinde Amon ile konuşup ondan mesaj alırmış. Şimdi işe çok gizem katmayalım. Bir kez daha diyorum, o kısımlar tufan öncesine ait olaylar. Tufandan sonra kurulan tüm medeniyetler o eski ritüelleri ya da olayları tanrısallaştırarak yaşatmışlardır sadece. Burada dikkat edeceğimiz sembolizm ise 3 kademeli giriş ve tapınağın merkezindeki kutsalların kutsalı sembolizmi. Şimdi bu yapısal sembolizmi Mısır'da gördüğümüz gibi zamanı ileri hızlıca sararsak bir anda tüm inançlarda da görmeye başlarız. İster cami, ister kilise, ister sinagog, ister tapınak, ne olursa olsun.
bize orada bir kutsal yer olduğunu uzaktan ilk baktığımızda bir dikili taş, bir minare, bir kule gösterir. Dikili taş kavramı bizim İslam'daki cami minare kavramıyla aynı şey. Uzaktan gelen insanların buradaki tapınağı yönlendirmek için yapılmış. Tepelerde genelde altın kaplama olurmuş ki insanlar ilk geldiklerinde parlayan ışıkla tapınağa doğru çekilsinler. Kurbanlarını, adaklarını verip alışverişe, ticarete öyle devam etsinler. Sonrasında bizi önce avlu, sonra yapı ve yapının içinde de odak nokta diyebileceğimiz sunak, minber ya da heykel noktası karşılar. Ama mantık Mısır'dakinin birebir aynısıdır. Ve kritik noktada ise Mısır'daki baş rahibin yerini Yahudilikte haham, Hristiyanlıkta peder ve İslam'da da imam almıştır. Tüm bu kişiler kendilerini kendi içlerindeki hiyerarşiye göre Tanrı'nın sözcüsü ve yeri geldiğinde ondan haber alan ya da onun emirlerini iletmekle yükümlü kişiler olarak gösterip sizden saygı beklerler ve bir otorite kurarlar. Bu kutsal merkez odadan çıkıp tapınağın sağ kanadına doğru gittiğinizde ise sizleri yine son derece ilginç bir nokta daha karşılar. Dev bir dikili taş bize burada önemli bir şey olduğunu söylüyor. Ve onun hemen arkasında ise ilginç bir manzara bizi kendine çekiyor. Mısır'ın büyük kutsiyet atfettiği gübre böceğinin etrafında insanların saat yönünün tersine döndüğünü görüyoruz. Ve hemen yanında da büyük bir suni havuz var. Buradaki sembolizm ise hepimizin bildiği bir eylem olan tavaf etme eylemi. İşte burası Karnak Tapınağı'ndaki en önemli yerlerden bir tanesi. Buraya geldiğinizde kutsal sayılan bu gübre böceğinin etrafında 7 sefer saat yönünün tersine dönerseniz küçük bir hacı olmuş oluyorsunuz ve dilekleriniz kabul oluyormuş. Bu dönme ritüeli günümüzde Kabe'nin etrafında da devam ediyor. Ben Kabe'ye gittiğimde de dikkatimi çeken nokta o olmuştu. Bu dönme ritüeli, özellikle de saat yönünün tersine dönme ritüeli hem doğada hem de çeşitli yerlerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Mesela işte Kabe'nin ne zaman yapıldığı bilinmiyor. İslam öncesine ait bir eser aslında Kabe. Ve o zamanlarda da bu dönme ritüeli gerçekleştiriliyormuş. Mısır'da da bu var. Dikkat ederseniz hayvanlar da bu dönme ritüelini yaparlar. Dünyanın manyetik alanıyla alakalı bir şey mi? Yoksa daha farklı bir şey mi? Henüz çözebildiğimiz bir gizem değil. Ama galaksilerden tutun atomlara kadar her şey bir şeyin etrafında dönmeye devam eder. Burası da Karnak'ın Kutsal Gölü. Aslında güzel bir mimari eser. Yapıldığı günden beri, yani şu an tahminlere göre 5000 yıl neredeyse öncesine dayanan bir tarihten bahsediyoruz. 5000 yıldır bu küçük gölcük kurumamış, bozulmamış. Çünkü gördüğünüz bu kapalı alan aslında kapalı değil. Yer altından Nil'den gelen bir kanalla besleniyor. O yüzden de suları her daim taze ve temiz. Dikkat ederseniz benzer bir tapınak içerisindeki göl konseptini size Angkor Wat videosunda da anlatmıştım. Su her kültürde arındırıcı özelliğe ve sembolizme sahiptir. Burada da hakeza insanlar gelip Karnak'a girmeden önce yıkanarak kendilerini arındırırlarmış. Karnak zamanında antik bir haç merkeziydi ve bu dev tapınağa gelen inananlar önce gördüğünüz bu havuzda kendilerini su ile temizleyerek arınırlar ve sonrasında ise bu yapının etrafında 7 kez saat yönünün tersine dönerlerdi. Ve Opet Festivali döneminde de bu ritüeli yaptıktan sonra bu insanlar Karnak'tan birkaç kilometre mesafedeki Luxor Tapınağı'na doğru yürüyerek orada da son ibadetlerini yaparlardı. Yıkanma, dönme, ibadet etme, bir yolu yürüyerek diğer tapınağa gitme. Bunlar tanıdık geliyor değil mi? Fakat burada bir not düşmek durumundayım. Karnak'ta yapılan eylemler her ne kadar günümüz Kabe'sinde yapılanlara benzese de bunu işte İslam Mısır'dan almış diye düşünmeyin. Çünkü burada iki olası teori mevcut. Bunlardan ilki İbrahim peygamberin Mısır'da geçirdiği dönemler sonrası gördüğü bu tarz ibadet mekanizmalarını Hacer ve İsmail'i günümüz Mekke'sinde bıraktığı zaman orada da yeniden kopyalamış olması. Yani Kabe'nin aynı dönüş, Merve Sefa arası git gel ritüelinin Karnak'tan alıntı olduğu iddiası. Fakat bir diğeri de Kabe bölgesinin tufan öncesi bir enerji noktası olduğu için İbrahim peygamberin burayı sadece yeniden işaretlemek için Kabe'yi inşa etmesi. Yani tufanda yıkılan kadim tapınağı tekrardan hayatımıza katması olarak da yorumlanıyor. Bu benim son derece merak ettiğim bir konu ve Gezi serisinin bir parçası olarak da o bölgeye bir gün tekrar gidip bu iddiaları her iki türlü de ele alarak size Kabe'nin hikayesini anlatacağım. Ama küçük bir dipnot, imkanınız varsa mutlaka gidin görün. Cidden sıra dışı enerjisi olan bir yer.
Karnak bize günümüz ibadet merkezlerinin nasıl üçleme kavramından esinlenerek inşa edildiğini, dev kulelerin gücün ve kutsal bir merkezin sembolü olarak nasıl işaret noktası olarak dikildiklerini ve tabii ataerkil bir yönetimin de sembolüdür bu, malum. Ve son olarak da ilk dua ve ibadet hareketlerinin nasıl geliştiğini gösteren önemli bir çıkış noktası. Eski Mısırlılar dizlerinin üzerinde oturur, ellerini havaya kaldırarak ve sonrasında göğüs üzerinde çapraz yaparak dua eder ve ibadet ederlerdi. Sonunda da secdeye vararak ritüel tamamlanırdı. Bu yaklaşım daha sonra Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da da benzer şekilde ellerin göğe açılması, göğüs önünde kavuşması ve namaz esnasında secdeye vararak ibadetin tamamlanması şeklinde evrilerek hayatımıza girmiştir. Bu gördüğünüz tapınağın hemen sağında bulunan üç kapılı yapıda Tanrı Amon, Nut ve Koşnu'ya adanmış odaları içermekte. Bu üçlü yapıyı aslında dünyanın pek çok yerinde görüyorsunuz. Hani size daha önceki videolarımda demiştim ya, üçleme antik kültürlerin çok önemli bir noktasıdır diye. Bakın ortadaki büyük kapı, yanında iki tane küçük kapı şeklinde sembolize edilir ve dünyanın her yerinde karşımıza çıkar. Örneklerini şimdi göreceksiniz. Karnak'tan öğrendiğimiz bilgiler ile yolumuza devam ediyoruz. Ve bizi Antik Mısır'ın en az hasar görmüş tapınaklarından birisi karşılıyor. Büyük Edfu Tapınağı ya da bir başka ismiyle Horus Tapınağı. Horus'un hikayesi ve tapınağı çok önemli. Özellikle de pek çoğu bilmiyor ama Hristiyanlar için çok önemli. Neden mi? Çünkü binlerce yıl önce anlatılmış bu hikayenin baş kahramanı olan Horus, aslında Roma'nın oluşturduğu Hristiyanlık dininde karşımıza çıkan İsa peygamberden başkası değil. Horus, Mısır panteonunda göklerin, şifanın ve koruyuculuğun tanrısı olarak karşımıza çıkar. Fakat o aslında bunlardan çok daha fazlası. Umudu ve düzeni temsil eden iyi bir karakterdir. Ve onun kaosun tanrısı ve aynı zamanda amcası olan Set'e karşı verdiği destansı mücadele çağlar boyunca yankılanıp günümüze kadar ulaşacaktır. Bu tapınak bize bu epik mücadeleyi anlatır. Çok uzun yıllar önce kadim Mısır medeniyetinin başında büyük kral Osiris ve eşi Isis vardı. Lakin Osiris'in kardeşi Set'in gözünü güç hırsı kaplamıştı. Bunun bir sonucu olarak da kardeşini kandırarak öldürür ve onu parçalarına ayırarak bir sandığa koyup Nil nehrine atar. Akabinde de Mısır'ın yönetimini ele geçirir. Osiris'in eşi Isis ise, ki kendisi aynı zamanda Osiris'in kız kardeşidir, bakın bu bilgi özellikle veriyorum aklınıza tutun, tek tek eşinin bedeninin parçalarını bulur ve Heka gücünü kullanarak ona tekrar yaşam verir. Heka'nın ne olduğundan size büyü videomda bahsetmiştim. Evrensel bir yaşam gücü. Bu büyülü anda ise Isis Horus'a bir şekilde baba faktörü olmadan hamile kalır ve onu Set'ten korumak için gizli bir şekilde büyütür. Horus büyüdüğünde ise aklında tek bir şey vardır. Babasının intikamını alıp Mısır'a düzeni getirmek. Horus ve Set'in mücadelesi uzun bir süre devam eder ve bu uğurda Horus tek gözünü kaybeder. Sonrasında da Horus'un her şeyi gören gözü efsanesi ve sembolizmi hayatımıza bu şekilde girer. Çünkü onun o tek gözünün büyülü güçleri olduğuna inanılır. Nihayetinde Horus Set'i mağlup eder fakat onu öldürmez. Bu da bize kaosun ve düzenin her daim bu yaratılışın bir parçası olarak kalacağını ama umutla ve iyilikle kaosun dengesizliğinin aşılabileceği anlatılır. Sonrasında da kurtarıcı Horus Mısır'ın kralı olarak tahta geçer ve düzeni tekrar kurar. Şimdi Horus'u biraz inceleyelim ve günümüzde 2 milyara yakın kişinin inandığı bir dinin baş kahramanını ve peygamberi olan İsa'yı nasıl şekillendirdiğini anlayalım. Horus, erkeği olmadan büyülü bir şekilde hamile kalan Isis'ten doğmuştur. İsa, arada bir erkek olmadan kutsal ruh sayesinde bir şekilde hamile kalmış Meryem'den olmuştur. Horus, ilahi bir varlık olan Osiris'in oğludur. İsa, Rab Tanrı'nın oğludur, Hristiyan anlatımına göre. Horus daha bir bebekken Set onun peşine düşüp öldürmeye çalışmıştır. İsa daha bir bebekken Kral Herod onun peşine düşüp öldürmeye çalışmıştır. Horus, Mısır'ın kralı ve kurtarıcısı olarak sembolize edilir. İsa ise Yahudilerin kralı ve kurtarıcısı olarak Mesih olarak anlatılır. Horus kaosa karşı savaşarak düzeni getirmiştir. İsa ise günü geldiğinde Deccal'e karşı savaşıp düzeni getirecektir. Horus göklerin tanrısı, güneşin ve ayın ışığı olarak sembolik anlatımlara sahipken İsa ise dünyanın ışığı şeklinde sembolik anlatımlara sahiptir. Horus'un babası Osiris'in ölümü ve daha sonra yeniden yaşama dönüşü sembolik olarak Nil'in çekilme ve taşma döngülerini yansıtırken İsa'nın ölümü ve 3 gün sonra yeniden dirilmesi ise aslında 21 Aralık'taki gün dönümünü bize gösterir. Ve son olarak Horus, genelde onun krallığını ve kutsiyetini bize gösteren kafasının arkasındaki güneş ya da daire şekliyle tasvir edilirken, İsa da hemen hemen dünyadaki her kilisede aynı şekilde başının arkasında bir güneş ya da başının üstünde bir haleyle tasvir edilir.
Güzel bir söz vardır. Bir şey bir kez tekrar ediyorsa o tesadüftür. İki kez tekrar ediyorsa dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Ama üç kez tekrar ediyorsa o bir gerçektir. Horus'un hikayesi Mısır'ın kendisi kadar eski bir hikaye. Ondan neredeyse 4000 sene sonra Roma'nın bu hikayeyi alıp karşımıza sunması ve bir din yaratması ise bugüne kadar anlatılmış en büyük hikayeden başka bir şey değil. İsa peygamber konusu ile ilgili belki dinler tarihi Hristiyanlık videosunu yeniden çekerek detaya girebilirim. Çünkü seneler geçtikçe ben de sürekli yeni yeni bilgiler öğreniyorum ve bakış açım zenginleşiyor. O yüzden bazı kritik eski videoları ileride güncelleyebilirim. Ama o vakte kadar o videoyu izleyerek bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Ben araştırma yapmayı ve uç konuları incelemeyi sevenler için seyahat sırasında değerli tur rehberimiz Lokman hocamızın benimle paylaştığı ilginç bir bilgiyi de vereyim. Biliyorsunuz Mısır'ın en yüce tanrılarından birisi Ra'dır. Bu kimi yerlerde Amon-Ra filan diye de belirtilir. Ama Ra temelde Mısır panteonunun zirvesinde yer alan, çoğu yerde de insanlığın yaratıcısı olarak aktarılan mühim bir tanrı. Ra kelimesini ve yansımalarını İbrahimi dinlerde şu şekillerde görebiliyoruz. Mesela Douglas Yuvan gibi bazı araştırmacılar İsrail kelimesinin kökünün aslında İs, Ra, El olarak üç parçadan oluştuğunu ve bunlardan İs'in ay tanrıçası Isis'ten geldiğini, Ra'nın güneş tanrısı Ra'dan ve El'in de Yahudilerin ana tanrısı Elohim'den geldiğini iddia ederler. Benzer şekilde bir üçleme Kur'an'daki sırrı çözülememiş bazı yerlerde de geçer. Mesela Elif, Lam, Ra gibi. Buradaki Ra nedir, ne değildir kimse hemfikir değil. Ama işte olaya biraz daha uç ve kalıpların dışında yaklaşanlar bu kelimelerin de aslında İsrail kelimesindeki parçalar gibi Mısır'dan gelen kelimeler olabileceğini düşünüyorlar. Hakeza İbrahimi dinlerin isimleri içinde karşımıza çıkan Ra hecesi. Mesela İbrahim, Rahim, Rahman ve hatta Hindu baş yaratıcı tanrısı Brahma gibi isimlerin ve kelimelerin ve hatta besmelerin içindeki Ra vurgusunun bile köklerinde Mısır'daki Ra'nın bir izinin yansıyabileceği düşüncesi ilginç bir araştırma konusu olabilir. Evet, kalıpların dışında uç bir iddia ama beyin jimnastiği yapmak için güzel bir konu. Ve kim bilir, belki etimolojik kökenleri de gerçekten amin kelimesinin Mısır'daki Amon karşılığından gelmesi gibi ortak çıkabilir. Çünkü unutmayın, videoda da size bahsettiğim gerek İbrahim peygamber Mısır'da geçirdiği süreden dolayı gerek de Yahudilik İsrail oğullarının Mısır'da geçirdiği uzun senelerden dolayı bu kültürden ve inanıştan ciddi şekilde sembolik anlamda etkilenmiş ve pek çok detayda günümüz dinlerinde yer etmiştir. O yüzden bunun da bir bağlantısı çıkarsa beni şaşırtmaz. Nil Nehri'nde ve zamanda yaptığımız yolculuğa devam ederken karşımıza Mısır'ın en güçlü ve sıra dışı kadın firavunu olan Hatshepsut'un dev tapınağı çıkıyor. Şimdi size Hatshepsut tapınağı hakkında da bilgi vereyim. Daha doğrusu onun hakkında bilgi vereyim. Kendisi ataerkil firavunlar dünyasında bir kadın olarak doğuyor. Fakat kurallara olan isyankar tavrı sayesinde ve güçlü yönetimi sayesinde kendini firavun ilan ediyor. Hükmünü garantilemek için antik Mısır'da günümüzdeki gibi işleri bir dine bağlamak lazım. O yüzden rahipler şu hikayeyi ona sunuyorlar. Normalde anlatılan mitolojik bir hikayeyi sana verelim diyorlar. Tanrı Amon bir gece uyanır, dünyaya inip Hatshepsut'un annesini görür ve onunla cinsel bir münasebet yaşar. Bunun üzerine size de biraz sonra bir rölyefte göstereceğim bu hikayenin nasıl anlatıldığını. Daha sonra annesi tıpkı Meryem'in İsa'ya kaldığı gibi hamile kalır bir tanrının nefesiyle ve Hatshepsut'u doğurur. Böylelikle Hatshepsut kendini Amon'un kızı olarak lanse ederek insanlara hükmünü garantiler. Tabi baş rahipler bunu ilan ettiği zaman Mısır'da kimse tutup da ya sen ne diyorsun arkadaş diyemiyor. Günümüzde de biliyorsunuz bu akım devam etmekte her türlü. İnsanlar dini kullanarak kendi hükümlerini öne çıkarırlar. Böylelikle Hatshepsut hem dini olarak hem de normal siyasi olarak mutlak gücünü elde etmiş oluyor. Kendisi ataerkil bir toplumun içinde gücünü korumuş ve Mısır'ı senelerce yönetmiş bir kadın firavun. Ve onun yönetime gelişi, yönetiş şeklini incelediğimizde ve bu bilgileri Mısır medeniyetinin dini, siyasi diyebileceğimiz yönetim anlayışıyla harmanladığımızda karşımıza bariz bir gerçek çıkıyor. Antik Mısır binlerce yıl önce tufan sonrası yeni insanlık döneminde nasıl yönetildiyse aradan geçen asırlara rağmen günümüzde bizler de öyle yönetiliyoruz. Tepemizde bizi köle olarak gören modern firavunlar tarafından. Piramitler çağı sonrası Mısır firavunlarının gözde mezar yeri olan Krallar Vadisi
Halk ile kendilerini bir zamanların tanrı yöneticilerinin soyu olarak gösteren firavunların ve ailelerinin ne denli keskin bir fark ile hem bu dünyada yaşadıklarını hem de öbür dünyada yaşamak istediklerini anlayabileceğiniz en güzel yerlerden birisi. Firavunlar halkın üzerinde otoritelerini sağlamlaştırmak ve yönetim haklarını meşrulaştırmak için, kısaca kendi totolarını korumak ve rahata ermek için halkla aralarına ilahilik kisvesi altında bir set kurmuşlardır. Bu sınıf farkının bir nişanesi olarak da bu vadiye oyulmuş dev mezarlar içleri tıka basa zenginlikleriyle doldurularak firavunların ve yakın akrabalarının öte aleme refah içinde gitmeleri için tasarlanmışlar. Materyalist yaklaşımın en uç örnekleri de diyebiliriz. Yeterince kralın mezarını kirlettikten sonra size biraz da alanla ilgili bilgiler vereyim. Normalde bu gördüğünüz, hani eskiden şey diyebilirsiniz, bu adamlar habire piramitlerin altına gömülüyorlarmış, neden böyle vadilerin içine gömülmeye başlamışlar diye düşünenleriniz olabilir. Piramit geliştirme çağı genelde Keops'tan sonraki 4. hanedanlık oluyordu sanırım. Gitgide bitiyor. Zaten bu da ilginç bir nokta. Keops piramidi yapılıyor. Normalde yani Mısır adetlerine göre hep daha büyüğü, daha ilerisi yapılır. Ama orada bitiyor. Ondan daha ötesine kimse geçemiyor. Ve yavaş yavaş da piramitlerin altına gömülme olayı bitiyor. O yüzden burası popüler bir alan haline gelmiş hırsızlardan da uzak tutulduğu için. Ve şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şu gördüğünüz tepedeki yükselti bir piramide benzediği için de bu alanı kendi kafalarınca kutsal saymışlar. Zaten dikkat ederseniz mezarlarda hep küçük küçük tepelerin altında, tepeleri piramide benzettikleri için işte güya biz de piramitlerin altına gömüldük tarzı bir espri yapmışlar buradaki. Ama dediğim gibi piramitler çağı sanırım 4. ya da 5. hanedanlıktan sonra bitiyor. İlginç bir şekilde bitiyor ve artık insanlar bu tarz yeraltı mezarlarına gömülmeye başlıyorlar. Şu gördüğünüz mezarlıkta tesadüfen bulunan Howard Carter tarafından Tutankamun'un mezarı. Zaten son 62. ve son mezar. Buranın da hikayesi ilginç. Şimdi hep burayı anlatırken insanlar genelde işte burayı buldular, lanetinden öldüler, Mısır'ın kara laneti falan diye anlatırlar. Halbuki adamlar mezarı bir an önce bulalım, açalım, içindeki zenginlikleri de araklayalım ayağı altında. Önlemler almadan açtıkları için mezarı. İçeride ne kadar bakteri, küf biriktiyse hepsini soluyorlar. Ve geçen zamanda sırasıyla bu mezarı ilk açan kişilerin neredeyse hepsi hastanelik olup ölüyorlar. Lanet esprisi de buradan çıkıyor. Bu firavunlar neye istinaden halkı böyle yiyorlardı? Bu Mısırlılar kafasız mı diyorsanız dikkat edin derim. Aradan 6000 sene geçti ama halen aynı kafasızlıkla devam ediyoruz. Her zaman dediğim gibi tarihte her şey döngülerden ibarettir. Teknoloji dışında hiçbir şey değişmez. Gördüğünüz gibi o devirlerden beri yöneticiler kendi güçlerine meşruiyet kazandırmak için ruhban sınıfının desteği ve akıl vermesiyle her daim kendilerine bir kutsiyet atfetmişler. Ve bu güçlerinin bir sembolü olarak da tapınakların en gözde detaylarından birisi olan dikili taşları kullanmışlar. Hep daha büyük, hep daha büyük. En çarpıcı dikili taş neredeyse ve kimdeyse lider odur. Tanrıların adına bu dünyayı o yönetir. Çünkü o tanrı soyudur. Mısır'ın pek çok tapınağında gördüğünüz granit taşlar işte bu arkamda gördüğünüz yataktan geliyor. Asvan yatağı. İşin ilginç tarafı büyük piramitin içinde kullanılan mesela granitler de buradan geldiği düşünülüyor. Ama burası Giza platosuna yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta. Bu dev taşları buradan oraya nasıl naklediyorlardı? Çeşitli teoriler mevcut. Ama halen tam olarak çözülmüş değil. Çoğu uzman taşlara tahta bloklar bağlanarak Nil'e bırakıldıklarını ve Nil'in taşmalarıyla, yükselmeleriyle beraber de ta buradan Giza'ya kadar götürüldüğünü düşünüyorlar. Bu da 1500 tonluk yarım kalmış dikili taş. Bu gördüğünüz dev granitleri işlemek için de bu tarz diorit denilen moh sertlik derecesi daha yüksek taşlar kullanılmış. Gerçekten bize de demonstrasyon yaptılar. Vurdukça acayip derecede aşındırıyor. Hatta şurada canlı canlı var. Bakın bu sembolizm sandığımızdan çok daha önemli. Neden mi? Bir düşünün bakalım. Dünyanın en çarpıcı dikili taşları dönem dönem nerelerde karşımıza çıkıyor? Roma, Bizans, yani günümüz İstanbul'u, Vatikan, İngiltere. İngiltere'yle alaka diyenler, Big Ben Saat Kulesi'ni sadece bir kule olarak sanan kişiler.
Halbuki Ben kelimesi aslında dikili taşların ve piramitlerin tepesindeki güneş taşının adıdır ve Ben olarak adlandırılır. Big Ben'de bunu sembolize etmek için dikilmiş bir dikili taştan ibarettir. Ve son olarak da en güncel dikili taşın bulunduğu yer olan Washington. Buradaki sembolizmi anlıyorsunuz değil mi? Mısır gücünü kaybettiğinde gücü elinde tutanlar bu inancı ve bu sembolizmi alıp dünyayı yönettikleri yeni diyarlara götürmüşler. Roma, Vatikan, İstanbul, İngiltere ve son olarak Amerika. Hepsi aynı elit tayfanın çağlar boyunca kendi firavun soylarını ve yönetim anlayışlarını taşıdıkları yerleri bize gösterir. Zaten bu ailelerin çoğunun akraba olması da bu soyu korumaya dayanan sapkın bir adettir. Size Osiris'in kardeşi Isis ile evlendiğini söylemiştim. Maksat tanrısal soyu, kanı korumaktı. İşte aynı mantık, aynı saçma yaklaşım günümüzde bile devam ediyor ne yazık ki. İşin daha karanlık tarafı ise aynı inanç sistemi daha da yozlaşmış bir şekilde devam ediyor. İngiltere kraliçesinin taş giyme töreninden tutun Amerika'daki siyasilerin yaptıkları ayinlere kadar. Mason grupların sembolik toplantılarından tutun Hristiyanlığın kalbi Vatikan'daki sözde İsa tapıcılığı altındaki güneş dinine inanma ayinlerine kadar. Tüm bu merkezlerde bu inancın akıl almaz derecede yozlaşmış hallerini görürsünüz. Ve bu adamlar kendilerini tanrı soyu seçkin insanlar sanarken biz halkı ise güdülmesi, kontrol edilmesi gereken bir koyun olarak görürler. Ve her türlü kontrolü bizim üzerimize salarlar. Buna itiraz edeni ya da ifşa edeni de ortadan kaldırırlar. Tıpkı bu tehlikeli yapılanmaya dil uzatmış iki Amerikan başkanının da ulu orta ortadan kaldırıldığı gibi. Abraham Lincoln ve John F. Kennedy. In a free and open society, and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Lafımı tekrar hatırlayın. Tarih sadece döngülerden ibarettir. Ve ne yazık ki bu döngülerde her daim aynı soy ya da soydaşlar karşımıza sürekli olarak çıkıp sürekli olarak kontrol mekanizmalarını sıkı bir şekilde tutuyorlar. Gerçekten bu kadar uzun süre planlarını nasıl yapıyorlar aklım almıyor. Ama işte şöyle bir dünyaya bakın, durum ortada. İşte tarihte antik Mısır diye okuyup geçtiğimiz, ziyaret ettiğimizde yapıları karşısında büyülenip vay be ne medeniyetmiş deyip geçtiğimiz Mısır'ın günümüzde bile hem hayatımıza hem inancımıza olan etkisini biraz olsun size göstermeye çalıştım. Umarım ileride bir gün kısmet olur, yolunuz bu güzel diyara düşerse o tapınakları gezerken anlattığım bu hikayeleri hatırlarsınız. Çünkü geçmişi bilmek, geleceği de anlamak demektir. Videonun sonunda Mısır'a gideceklere de biraz tavsiyede bulunmak istiyorum. Mutlaka bir turla gidin. Çünkü benim gittiğim gibi baştan sona bir Mısır turu yapacaksanız bu pek çok şehri kapsıyor ve ulaşım Nil üzerinden gemiyle yapıldığı için rahat ediyorsunuz. Aksi halde otobüstü, trendi, taksidi filan çok yıpratıcı olur. Turların iyi yanı tüm bu transfer ve konaklamaları ayarlıyor olmaları. Ama kötü yanı da çok hızlı bir tempoda gidiyor olmaları. Malum görülecek yer çok, zaman kısıtlı. Bayağı bir sabaha karşı uyanıp yollara düştüğünüz oluyor. Mesela ben o yüzden Angkor Wat'taki kadar rahat vakit bulup bir köşede size anlatım bile yapamadım. Çünkü anca fotoğraf çek, stok görüntü al derken pat anında tur bir sonraki alana devam ediyor ve birbirinizden ayrılmamanız gerekiyor. O yüzden benim gibi anlatımlı vlog çekecekler için zorlayıcı oluyor. Mısır, geçmişin ihtişamının tam tersi bir halde viraneye dönmüş bir ülke. Halkın %90'ına yakını fakirlik sınırının altında yaşıyor. Ve adamlar bu durumu benimsemişler. Kime selam verseniz sizden bahşiş diye para istiyor. Esnaf sizi kazıklamaya çalışıyor filan. O yüzden çarşı pazarda alışveriş yaparken fiyat 100 lira ise 30 veririm deyin.
Emin olun çoğunda ya 30'a ya da en kötü 50'ye alırsınız. Dışarıda yemek yerken seçici olun. Çünkü gördüğüm kadarıyla çoğu yerin mutfağı ve çalışanları inanılmaz pis şekilde çalışıyorlar. Zaten şehirler de aynı şekilde pislik içinde. İşte tüm bu sebeplerden bir turla gitmeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Maddi imkanınız varsa Nil turu da dahil bütün Mısır'ın harikalarını kapsayan bir tur almanızı tavsiye ederim. Ama daha hesaplı olsun derseniz de en azından Kahire ve Luxor'u içeren bir tur ayarlayın. Çünkü Karnak gibi ana tapınaklar Luxor'da bulunuyor. Bu gezi bölümünde size Mısır'ı biraz daha farklı bir şekilde anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.